İsrail Filistin cephesinde neler oluyor? Çatışmalar devam ediyor. İsrail'in başarısız esir kurtarma girişimlerini haber olarak vermiştik size. İşte o girişimlerde kendi askerlerini öldürmesiyle ilgili olarak Hamas'tan bir açıklama geldi. İsrail stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçti açıklaması yapıldı. İsrail'in saldırılarında bir Fransız Dışişleri Bakanlığı çalışanı da öldü. Paris Tel Aviv'den açıklama beklediğini duyurdu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderdiği savaş gemilerinin görev süresini de uzattı. İsrail ordusu son dönemde başarısız esir kurtarma girişimleriyle gündemde. Filistin direnişini aşamayan İsrail ordusu neredeyse her esir kurtarma girişiminde kendi askerlerini öldürüyor. İsrail son olarak Gazze'de beyaz bayrak taşıyan 3 esir İsrail askerini öldürdü. Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçtiğini belirtti. İsrail esirlerin öldürülmesi, ordunun yenilgiden yenilgiye yani stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçtiğini ve İsrail'in Gazze'de kendi yarattığı batakla gittikçe daha çok saplandığını gösteriyor. Hamdan, İsrail'li esirlerin ancak savaş sonu erdikten sonra ve Filistinlerin belirleyeceği şartlarla yapılacak bir takas anlaşmasıyla kurtarılabileceğini söyledi. İsrail'li esirlerin ailelerine seslendi. Netanyahu ve hükümetinin maceracılığı yüzünden esirleri asla canlı olarak kurtaramayabilirsiniz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı da öldü. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Refah kentinde bir konutu vurması sonucu ağır yaralanan çalışanın öldüğünü duyurdu. Bakanlık saldırıyı kınarken İsrail makamlarından bir açıklama beklendiği bildirildi. İsrail'in en büyük destekçisi ve tedarikçisi ABD, Doğu Akdeniz'e gönderdiği savaş gemilerinin görev süresini uzattı. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e konuşlandırılan USS Gerald Ford uçak gemisi ve USS Normandie kravözörünün birkaç hafta daha bölgede kalması talimatı verdi. Öte yandan İsrail'in ırkçı kışkırtma eylemleriyle tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Givir, Mescidi Aksa'da çekim yapan Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Harub'u darp eden polise destek ziyaretinde bulundu. Ben Givir, görevi başındaki gazeteciye saldırarak hastanelik eden polis için ''Elini tuttum ve en kısa zamanda aktif göreve geri dönmesi için çabalayacağımı söylediğim ifadelerini kullandı. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.